bulunduğu araştırmamda Haçlı Şahin Melek Hanım'a rastladım. Haçlı Şahin Melek Hanım kolun altında şehit olduktan sonra bir bohça çıkar. Bohça açılır. 18 sayfalık bir destan yazısı koymuş bohçaya. Başına ne demiş biliyor musunuz? İnşallah okuna. Sonra da bizden sonrakiler neler çektiğimizi bilip kıymet bilsinler diye yazıyorum demiş. Komşu kız Hatice hangi bahçede kurban gitti, mektupçu Hüseyin hangi bahçede öldürdü, hepsini kaleme almış. İnşallah okuda diyor, sizlere şu anda en az acı verecek. Ama en az acı verecek ilk kıtasını seçtim, okumak istiyorum. Şu anda meydan kazanı kurdular. Tüm bebeklerimizi altı kaynatıyorlar. Gün görmek kanalarını süngüyle etrafında oynatıyorlar. Kundaklı verdiler, kanlı kundak, yürüyü dediler. Bebeklerimizi kaynattılar, kaynattılar. Şu anda hepimize kuzu eti diye zorla yediriyorlar. Evet, bu gerçek yaşanan Amerika satıcı veren bir sınavı, onu söyleyeyim. Çok bedel ödediler. Biz şurada şu nefes alalım, şurada oturabilirim diye olağanüstü bedel öderiz. Bir tek bu bedeli aktarmamız gerekiyor bu nesli. Özellikle kadın kitlemizi. Bu bedel ödendi, bizim de borcumuz var. Geçmişe, geleceğe de ödeyimiz var. Bu bedel kolay ödenmedi. Onu mutlaka aktarım yapmamız gerekecek. Bu arada fazla vurulduk, farkındayım. Ne olur, havayı biraz değiştirmek istiyorum. Biraz kahkahaya ne dersiniz? Anlamışsınız, Atatürk'ün resimlerine bakar mısınız? Hep Atatürk hattır adam, hep ciddidir. Acaba lider böyle bir şey mi? Hadi gelin. Yemek masasındayız. Atatürk Atatürk'ten hiç hoşlanmaz. Karşısındaki adam bir daha sorun. Sen Türklerin şahısın, padişahısın deyip duruyor. Öyle bir adamın bir York dersi varmış. Atatürk diyor ki şu York dersi bana uzatır mısınız? Adam da kalkıyor, ayağa kalkıyor, önünü yıkıyor falan. Ne o York dersi uzatacak Atatürk'e? Parmakları içine giriyor. Atatürk çok kritik bu konuda. Adam da kalktı, şimdi diyorlar ki sırtına kopacak. Adam perişan. Ah paşam, vah paşam derken. Ne oluyor? Niye bu kadar üzüldünüz? Demin yoğurt yiyecektim, şimdi cacık yemiş oldum. Evet, bu kadar kibarınız da önemli değil, herhalde bir tek adamışta gördüm. Bu arada Celal Sarı diyor ki, bir şiir okur musun bana diyor, Celal Sarı başlıyor. Odan boş, sokaklar boş, dünya boş, kalbim boş. Ya Celal diyor, sen bu şiiri nüfusla yürüdün ya, sana daha çok. Her taraf boş. Bu arada adamın bir başı, nöbet yerlerini dolaşıyor. Bakıyor ki Mehmetçik uyuyor bu etkilerinde. Yok diyor. Ölmüş düşman askeri. Taklidini yapıyormuş şu anda yakaladığını söylüyor. Bunu da hep anlatılmış hakikaten şeyi. Bu arada Atatürk'ün İngiliz kralı ziyarete geliyor. Sigara ikram ediliyor. Biliyorsunuz İngilizler protokolü çok meraklı. Önce kralın sigarasını yakmaları gerekiyor. Ama bizimkiler alışkan önce Atatürk'ün sigarasını yapıyorlar. Kral hani protokolden bile anlamıyorsunuz gibi herhalde Atatürk'e baktı ki Atatürk diyor ki, ekselansları diyor, sanmayın ki burada bir protokole tavsiye yapıldı. Siz de bilirsiniz ki, kirlilik ilk çarptığında zehirli bir gaz çıkarır. Biz bu gazı asla misafir tesellüsü ettirmeyiz, onu sigarasız kafaneye yazılacaktır. O sırada İngiltere'deki gazeteleri okuyorum. Ne yazıyor biliyor musunuz? Acaba biz mi hata yapıyoruz? Bunu tartışmışlar. Yani o kadar da enteresan bir şey. Bu arada Atatürk biliyorsunuz kahve meraklısı. Yanında 10-15 kişiyle birlikte bir köy kahvesine gidiyor. Oturuyor yaşlı bir kahveci. Geliyor, soruyor. Şekerli, sade, orta şekerli vesaire hepsini alıyor. Gidiyor, kahvelerini yapıyor, getiriyor, pat 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 koyuyor önüne. Atatürk geldi diye diyor. Bu yaşta bu zeka diyor. Hepimizin gibi nasıl aklında tuttun sen diyor. Bütün kahveleri. Bu çok hoşuma gidiyor halk arasındaki ilişki açısından. Eğiliyor yaşlı kahveci Atatürk'ün kulağına. Ya paşam diyor. Biz seninki doğru. Rahat rahat keyfine bakış diyor. Senin yanında hangisi itiraf edecek şimdi kahvesine diyor. Onlar yani hakikaten halk arasındaki ilişki müthiş bir şey adamcağız. Bu da çok enteresan. Ben dedim ki hani kaç tane espri bulurum. Bu konferansa ilave ederim. Bana 300 sayfalık yakınım yanında zaten arkadaşım olabilir. 300 sayfalık esprileriyle Atatürk kitabını bastırdı. Başında başlıyorsunuz, gülmeye sonuna kadar gülüyorsunuz. Mart Twain cemiyetinden ödül alan tek lider. Hiçbir
vermek istiyorlar, kabul etmiyor. Diyor ki bu zaferi ben kazanmadım, halkım kazandı. Bu şekilde geliyor diyor nişanları. Bir tek Bahattin Bey'in ödülünü kabul ediyor, cemiyet ödülünü. Paşam diyorlar, niye bunu kabul ettiniz? Bakın diyor, ne yazıyor, bana niye vermişler bu ödülü diyor. Ödülü verilme kaydında şu yazıyor. Türk milletine yeniden gülmeyi öğrettiğiniz için. Bunun için verilmiş. Hakikaten de bu enteresan bir şey. Bu arada, yalnız valla beni öyle bırakırsanız, ben de otosim var. İki gün, iki gece biz burada otururuz vallahi. Bir şey söyleyeceğim, son iki anıyla ya da şöyle diyeyim. Adını geliyor, bayanlarım soruyor. Size diyor, diktatör diyorlar. Ne dersiniz? Şöyle bakıyor, hanımefendi diyor. Eğer ben diktatör olsaydım, siz bu soruyu sorduktan sonra asla canını kalamazsınız diyor. Acaba diktatör mü? İzmir kurtuldu. Çok tatlı bir yorgunluk. Ankara'ya dönüyorlar. Ertesi gün yaver kompartmanın kapısını çalıyor. Yorgun, bitkin, kravatını yıkıyor Atatürk. Ya paşam bir cümle mi sevdi? Bu ne hal böyle? Ya çocuk diyor, kompartmana yastıkla battaniye koymayı unutmuşsunuz. Kolumu yastık yaptım ağrıdı. Sekreni yastık yaptım, üşüdüm ben de kalk. Aman paşam diyor, hepimiz kompartmanlardayız, birbirimize haber verin. Hemen yastıkla battaniye getirirdik size. Koskoca ülkeyi kurtarmaktan dönen komutanın cevabı, Fransız tarihi cevabı. Şöyle diyor, geç fark etti. Hepiniz en az benim kadar yorgundunuz. İçinize kıyamadım. Önemli olan benim uymam değil, millet beni hatırlamaz. Böyle bir yaptığımızdan. Bir tarafı da mevcutumuz bir arada, ben merak ediyorum. Bu arada bir okul açılışı için geldiğim için özellikle söylüyorum, öğretmen arkadaşlarımız var biliyorum aranızda. İstanbul Üniversitesi'nin açılış töreni. Çok mütevazi bir salon. Tahta iskemleler konmuş. Ortaya Atatürk otursun diye süslü büyük bir koltuk koymuşlar. Eğitimcilerle birlikte giriyorlar, buyurun diyorlar koltuğu gösterip. Bir koltuğa bakıyor, dönüyor eğitimcilere aynı şunları söylüyor. Sizlerden öğreneceğim o kadar çok bilgim olduğuna göre bu koltuk sadece sizlere layıktır diyor. Ve en önemli bayan eğitimciyi o koltuğa tutarak kendisi tahta iskemlede programın sonuna kadar izliyor. Yani kendini hak etmediği hiçbir koltuğa oturmayan bir Mustafa Kemal görüyoruz. İnşallah alırız şu anda eğitimcilerin başına. Bu arada son iki ameliyat programı bitireceğim ama ben bir şu Atatürk'ü anlatmasaydım da şu son iki anı yeterli artar diye düşünüyorum. İlkini bir öğrenci arkadaşımız anlatıyor. Mahmut Sade. Mahmut Sade şöyle anlatır. Yıl 1923. İstanbul Üniversitesi'nde öğrenci bulunduğum sıralar okul duvarına bir ilan gördüm. Avrupa'ya yollanacaktır. Allah Allah dedim. Ülkeyi kırk döküp yıl 23 Avrupa'ya kalede lüks bir yerel bir şey. Ama bir şansımı deneyim dedim. 150 kişi içerisinden 11 kişi seçilmiştir. Benim ismimi yanlatacak Berlin Üniversitesi'ne gitsin diye yazmış. Sabah gerçek geç aradayım. Ama kafam çok karışık. Gitsem mi, kalsam, beni orada unutur mu bunlar, para yollar mı? Tam gitmemeye karar verdim, geri dönecektim ki bizi sistemi çağırıyordu. Mahmut Sadi, Mahmut Sadi, telgrafım var. Hadi benim dedim, telgrafı açtım. Aynı benim şunlar yazıyordu. Sizleri birer kıvılcım olarak gönderiyorum. Anneler olarak geri dönmesiniz. İmza Mustafa Kemal. Evet. Arasında 11 öğrenci nerede, ne zaman, ne düşünecek seziyor. Telgraf çeken bilgilerden bahsediyoruz. Nasıl olmasın dünya lideri. Bu arada son anın Nehir'e Nehir anlatan lider. Nehir'e Nehir şöyle anlatır. O zamanlar kadınların sanatçı kimliğini yeni yeni kazandığı dönemler. Benim tiyatroda çölemiz dönemim. Muhsin Ertuğrul tiyatroya başlayan arabadan çok titiz bir insandı. Provadan oyuna her şey sahipsizleşiyor. Perde bir saniye bile geç açılmıyordu. Oyuna geç kalan oyuncular der yanına uzaklaştırıyordu. Tahmin edersiniz bu durumda Muhsin Ertuğrul'a düşmanı çoktu. Bir gece Atatürk'ün Dolmabahçe'den şehir tiyatrını izlemeye geleceği haber verdi. Ben de karşılamak için hazırdım. Fakat paşa geçti. Muhsin Ertuğrul kendisini beklemeden saniyesi saniyesine perdeye açıp oyunu başlattı. Bunu fırsat gibi isteyen şekilde atladılar. Atatürk geldiğinde 4 dakika geç kalmıştı. Ellerini oluştura oluştura Muhsin Ertuğrul'un kendisini beklemeden oyunu başlattığını anlattılar. Atatürk, ya öyle mi? Muhsin Ertuğrul'la görüşürüz dedi.
herkes Hüsnü Erdoğan'ın işini bittiğine inanıyordu. Hatta aralarında ben mutlu olurum, sen de durup kavgalar diye başlamıştı ki Atatürk piyesi bitiminde Muhsin Ertuğrul'u ayakta karşıladı. Dedikleri yanına çağırıp aynen şunu söyledi. Sizi tebrik ederim. İşinizle ilgili ciddiyetiniz ülkenin gelişimi ciddiye almış gösterir. Ben geç kaldım. Siz vazifenizi yaptınız. Eğer bir tek benim için perdeyi açmayı bu başlatmasaydınız, bu dalgalıkla yönetmez de beni çok üzerdi. Ben herkesin, her sağdaşın bu kadar ciddiye almasını istiyorum. Ülke ancak böyle gelmeyecek, efendiler. Demez mi? Hadi bakalım şimdi baba yeseniz. Beklemeyin, onun için perdeyi. Ha? Ondan sonra arkaya açın, yer verden. Yer verin. Daha ciddiyete ben inanın, hiçbir lider kes. Şey, sonra alacağım, soruyu alacağım. Şu anda inanın hiçbir lider dünyada beklemeden siz perdeyi mümkün değil yapmasın. Bir de Mustafa Kemal asıl hikayesidir bu. Onun için zaten Mustafa Kemal Atatürk'tür o da. Evet, Atatürk yolda yerenler sayesinde üç tarafı deniz. Yerin üstünde olduğunu anlamak için lütfen pazara gidelim. Yabancı ülkelere giden varsa içimizde bilirler. Adamlar portakalı taneyle jelatinlere sarıyorlar, kırmızı kadarıyla bağlıyorlar, çok kıymetli. Biz karpuzu kelek çıkıyor, atıyoruz, bir tane daha atıyoruz. Adamlar incecik dilimle karpuz yiyorlar. Nerede böyle bolluk Allah aşkına? Bir yabancı bayan konuğum geldi. Tarihi, turistik her yeri dolaştırdım kadına. Sakın dolaştırmayın. Pazardan geçiyoruz, bana ne dedi biliyor musunuz? Ya dedi, Türklerin özel günü mü bugün? Tabii kadın dilimle yiyor, tane yiyor, bize avuçlar yiyor, torbada geçiyorlar da. Eve gidiyoruz. Eve geldi. Bana dedi ki, ya dedi, ülkeme gidince de tutturacağım dedi. Hayır dedi, portakal mallarını nereye yani tutturuyorsun? Hayır dedi, her şey muhteşem. Ülkeme gidince de tutturacağım dedi. Türkiye istedim de isterim diye dedi. Vallahi dedim, isteyelim çok da. Neler kim acaba? Siz onu merak ediyorum. Bu arada 26'a geçelim. Bolpor'un Euromex'i var. Ama şu petrolü hayran. Petrol gibi hayran oldu, hiçbir madde yok. Şurada çıkıyor, burada çıkıyor, burada çıkıyor, burada çıkıyor, burada çıkıyor. Bu meri Lise'nin sınırı ezberlemiş, kilometre bitmeyecek. Herhalde zeki petrol bizim sınırlarımızda diye düşünüyorum. Bu arada İsmail'e dağ falan dolayı gittim. Beni dağ rastlayan kayak merkezine götürdüler, herkes kayıyordu. 3,5 saat sonra Akdeniz Üniversitesi'nde konferansım var, millet yüzüyordu. Yani dünyanın en özel ve en güzel ülkesi şu anda elimizde. Bunun için başımız hiç dertten kurtulmayacak, sakın beklemeyelim. Düşmanımız dünler altı değil, daha çok. Kimdi düşmanımız, onu da ilan ediyorum. Şu anda bizden başka her ülkenin gözü şu anda bizim ülkemizde. Galiba evet, bizim gözümüz yok şu ülkede. Bunun için bölme ve parçalama girişimleri yüzünden bunu bulamıyorlar. Bir ara siyasi girdiler, sağ sol diye böldüler. Belirsekliler kapışır dediler, şey yapmadık, yutmadık. Dağlar eğitimler, Türk Türkler Çerkez, şimdi dini kullanıyorlar. Kapanan kapanmayan, gerekli olan olmayan, atırcı olan olmayan, yeniden gidiyorlar, bin bir parçaya bölünür. Pazayı eski kazıdan çoğunu değiştiriyorlar. Ya tutarsa diye. Ama bunlar bir şey unuttu değil mi? Kesin unuttu. Biz bu oyuna hiç gelmedik, gelmedik. Asla lazım yok. Zayıfladıkça da sulanan bir ağaç misali görmek affetimde olanlara. Başka bir işte, ayağa kalkmayacak kadar destekle, yere düşmeyecek kadar da köstekle politikası uygulamaya çalışan maalesef içe düşmüş manlarımıza karşı. Atatürk'ün resmini duvarda indirirsek unutacağımız zannedenleri. İsmini kitaplardan silersek yok olacağımız zannedenleri. Ya da şu son moda olmak üzere Gazi'yi mazi yapma çalışmalarında bulunanlara en güzel cevabı galiba şöyle vereceğiz. Artık Atatürk'ü anlayıp bırakıp anlamaya başlayarak, onu yakamıza taşıdığımız kadar fikir ve eylemlerimize de taşıyarak, Atatürk'ü özlediğimiz kadar özümseyerek, ona karşı olanlara ya da Atatürk'ü kullananlara, asker ve devlet adamı Atatürk'ün dışında şu anda anlattığım içimizden biri Atatürk'ü acil kalbiyle anlatarak vereceğimize inanıyorum. Bu arada Susurluk'ta beni davet ederek beni çok mutlandıran, umutlandıran bir faaliyetin sahibi
Susurluk Sevdaları platformunun başkanı, başkan değil mi? Nurettin Bey ile biz temas kurduk öyle zannettim. O daha da güzel bir olay. Nurettin Bey'e, değerli eşlerine ve bütün üyelerine kazandırdığınız bu okul için özellikle. Çünkü en güzel yapabileceğimiz şey şu anda eğitim konusunda kazandıklarımız. Çok çok teşekkür ediyorum efendim. Hepinizin yolunu almak çok güzel. Sayın İdol Güntürk'ün hanımefendiye, emeklileri buraya kadar bizleri kırmadılar. Bu güzel günü yaşattıkları için bugünün anısına bir plaket sunmak istiyorum. Usulü sevdalılar adına teşekkür ederiz. Sağ olun. Çok sağ olun. Arz edenler kitap arkadaşlar, İknur Kalıcı hanımefendi gelirken kitapları kitaplarını imzalayabilirler. Bu kitapların bütün geliri evet. Sağlık ve eğitim alanlarında. Burs ve aktarılmak üzere. Hastanesi. Aktarılmak üzere çünkü vakıf oluyor. Arzu ederseniz kitaplarından alabilirsiniz. Evet efendim. Teşekkür ederim. Ay çok teşekkür ediyorum. Gerçekten müthiş şeyler. Sağ ol. Ben kendimi Atatürkçü olarak biliyordum ama çok çok şeyler öğrendim. Bazen ağladım. Sonunda arkadaşlarımızın resim sergisi var. Aynı olanın Nilüfer Hanım'ın. Hep beraber ziyaret edersek çok sevinirim. Hemen yan tarafta. Lütfen beraber gidelim ama birkaç dakika bir nolu çay bahçesi yanında sendiniz var. Sonuç arkadaşlarımızın resim sergisi. Hep beraber gidersek daha mutlu olur. Müzik, şarkı. Sağ olun. Sergiye giden bakayım. Ne tarafta sergi? Karşıda var ya, bir numara mı yok? Merhaba. Biz başkanımız
geldik şimdi. Abi, nasıl? Bunun adı. Bunun sanattaki adı üç boyutlu şekillendirme. Kapsamında. Kağıt örnek. Yani örneğin birçok çeşidi var. Biz onu kağıt olarak kullanıyoruz. Yani bunun anlamı kağıt, su ve tutkal. Artı üst boyutlu. Mesela yani bu bize ait bir çalışma. Benim bu geliştirdiğim bu tekniği. Yani bu ne Avrupa'da ne dünyada bu tekniği. Yapan, öğreten. O şerefle bize anlıyorsun. Değil mi? Bunu öğretiyoruz. Öğretebilmenin mutluluğunu yaşıyoruz insanlara. Çok hoş, çok güzel. Merhaba, hoş geldiniz. Nasılsınız? Ben de iyiyim, sağ ol. Demek ki kağıt, tutkal. Ömrüm, elim yettikçe hep güzel öğretmeye çalışmaya devam edeceğim. Abi ne demek bu? İşte Manisa'nın tarihi dokularını işte verebilir. Tarihi çeşmeleri. Pardon. Sana da hizmet etmeye devam ediyorum. Ve bu işi yapan İnsanlar çıkıyor, evet, onları yetiştiriyoruz, evet, kazandırıyoruz. Çok güzel, çok güzel, evet. Yerine sağlık. Çok zevkli. Ve donduruyoruz, sabitliyoruz. Ondan sonra Hayrola ben güzel sanatlardan hiç anlamıyorum sadece. Bak Atatürk iyi anlıyormuş. Tamam Atatürk çünkü resmi seviyormuş, müziği seviyormuş, şarkıyı seviyormuş, türküyü seviyormuş, konuşmalı seviyormuş. Atatürk zaten oymuş zaten yani. Biz zaten Atatürk yapınca anlamış. Ellerinize sağlık, yemeğinize sağlık. Bizde hepsi kağıt. Altı, üstü, her şey. Kağıt mı? Kağıt. Son kağıt. Ben şey zannettim, altın mı? Hayır. Üç boy. Bu çalışma. Tamamen kağıt kabartma. Elle yaptım. Ama oradaki şey de... Tabii yani. Eski bir manisi. 700 yıllık bir şey var. Para Osmanoğlu'nun tarafından. Hala
Yazıyı da okuyor musun? Evet, orada şey yazıyor. Anca mı geliyor? Şapkasını... Tamam. Yani yan yana görüldü alalım diye bekledik onu zaten. Yoksa... Tamam. Tamam. Yani konferansı kaçırdı. Yani konferansı kaçırılır mı? Günün yıldızı benim herhalde. İnşallah. Her yerde karşına ben. İyi olsun. Resimleri de gelmiştir. Bugün meraklıydı o. Ben onlar Evet, Susurluk sevdalıları olarak parkımızda da böyle buluşmak. Evet, yorulduk. Yorulduk ama her şeye rağmen değdi herhalde, değil mi? Yani arkadaşlarla görüşeceğim şimdi. Tamam. Yanına gidiyorum. Tamam, hadi kolay gelsin. Hadi kolay gel. Bakınız bu şey.